çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Dün bu yazıyı yazmaya oturduğumda, 1 dolar 18.20 TL'ye dayanmıştı. İstanbul'da da enflasyon oranı açıklanmış ve o da %100'e dayanmıştı. Bu iki göstergenin yakıcı noktaya gelmesinde, lağımları patlatan rüşvet havuzlarının büyük payı var. Tütü yönetim, enflasyon ve rüşvet havuzlarını birlikte peydahlıyor. Savcı arıyorduk. Yerli savcı çıktı, lağma el koydu. Dibine inecek mi? Savcılar ile yargıçlar aslında, lağım temizleyici kahramanlardır. Lağım temizleyiciliğini aşağılama, küçümseme anlamında değil, değerli bulma anlamında yazıyorum. İktidardan emir almayan bağımsız savcılar, belge toplar, kanıt bulur, kısa zamanda aşırı zenginleşme, mal, mülk, servet edinmenin köküne kadar inerek, eşitliği bozan, ahlakı çürüten, hakkı hukuku zedeleyen, siyaseti geçim ve zenginleşme aracı haline getirenlere adaletin terazisine çıkartırlar. Lağımlar ancak bağımsız savcı ve bağımsız yargıçların bağımsız adaleti işletmeleri ile temizlenir. Lağım hep patlıyor, daha önce de patladı. Bakan oğullarının evlerinde dolar dolu kasalar çıktı. Devlet Bankası Genel Müdürlerinin evlerindeki ayakkabı kutularından döviz çıktı. Oğullarını rüşvet toplama olanı haline getirmiş bakanların kollarında pahalı saatler çıktı. Kur'an ayeti ile dalga geçen bakanın, eve teslim hediye takım elbisenin iç ceplerinden dolar demetleri çıktı. İçki haram, kumar hara. Zina haram, domuz eti haram, faiz haram. Döviz dolu kasa helal, dolar dolu kutu helal. Ahlak böyle çürüdü ve sağırlaştırılmış toplumda döviz dolu kutuların köküne inerek lağımları temizleyecek bağımsız savcılar ile bağımsız yargıçların çıkmasının önü tıkandı. Fotoğraf ortada, keskin dikkat isterim, iyi bakın. Erzurum Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili hanım ile profesör kocası nikahlanmışlar. Nikah şahitleri partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partili Başbakan Binali Yıldırım ve partili Meclis Başkanı İsmail Kahraman yüzlerinde kocaman gülücükler yan yana durmuşlar. Bu fotoğraf çekilip "Devlet protokolünün mutlu günü" diye halkla paylaşıldıktan sadece 3 yıl sonra bugün lafların patladığını resmeden yeni bir fotoğraf hepimizin önüne geldi. Yine dikkat isterim, milletvekili hanımın partili profesör kocası, milletvekili hanımın partili ağabeyi, nikah şahidi olmuş partili cumhurbaşkanının partili iki danışmanı, nikah şahidi olmuş o dönemin partili başbakanın partili danışmanı. Halktan sıfır faizli para toplamak için SPK'dan izin isteyen iş adamlarından ya da iş kadınlarından rüşvet toplama havuzu kurmuşlar. Kısa zamanda şirket, çiftlik, 5 yıldız otel, 180 milyon dolar, 2.5 milyon dolar, lüks otomobiller, mal, mülk, tekne. Politikacı bal tutan, yalayan partililer, büyüyen servet. Rüşvet havuzundan peydahlanan bu büyük servetin bölüşümünde anlaşmazlık çıktığı için olmalı, Erzurum milletvekili hanım ile profesör kocası ve milletvekili hanımın SPK başkanlığına getirilmiş abiyi arasında kanlı bıçaklı kavga patladı. Boşanma dilekçesinde kendisinden 70 milyon Türk lirası istenen kocanın, mafya babasına sığındığı, milletvekili eşin şirketlerini şoförlerinin adına geçirdiği, 180 milyon doları var denilen SPK eski başkanı ağabeyin susup sessiz kaldı. Nikah şahitliği fotoğrafında yer alan Cumhurbaşkanı ile Başbakanın başdanışmanlarının panik halinde istifa etti, Profesör damadın evinde bulunan fakat polisin eline geçmesin ve oradan da savcının önüne gelmesin diye belgelerin şoför eşi ile baldızına yaktırıldı. 3 yıl öncesinin çulsuzu damat profesörün 4.5 milyon dolar değerinde tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışması, bütün bunlar, patlayan namın ortaya saçılan pis kokulu iğrenç görüntüleri. İnsanın kusması geliyor. Bu kadar malı mülkü, serveti, doları, dövizi, oteli, çiftliği, tekneyi nasıl elde ettiler? Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın rüşvet tarifesi pazarlığına girecek kadar ardamarı çatlamış danışmanlarının, danışman olduktan sonra kendileri ve yakın, uzak tüm akrabalarının mal varlıklarındaki şişmenin kaynağı nedir, nereden buldular, savcı araştırıp belgelere inecek ve yargıç da sorabilecek mi? 1998 yılıydı. Başbakan Ecevit'ti, kanun çıktı. Politikacılar, yüksek bürokratlar dahil herkese harcadığı paranın ve edindiği malın kaynağı sorulacaktı. Yıl 2002, Erdoğan başbakan oldu. 2003 tarihinde 4783 sayılı kanunu çıkartıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin çıkardığı ilk kanundu. Ve Ecevit döneminde çıkartılan nereden buldun kanunu kaldırıldı.